sürüyor. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Ayrıca dün Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç'ın çok önemli açıklamaları vardı. Dershanelerin kapatılması da gündeme geldiğinde Başbakan Erdoğan açıkça tehdit edildiğini söyledi. Bütün bu başlıkları nasıl sığdıracağız bilmiyorum bu kadar kısa süreye ama AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'le konuşacağız. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hakikaten nasıl sığdıracağız hiçbir fikrim yok. Öncelikle bir cümlenizi hatırlatacağım size. Siz bana hatırlattınız. 4 yıl önce görüşmüşüz en son. Arada 4 yıl 9 ay önce. 4 yıl 9 ay bu kadar da hesap bravo vallahi. Yani kusurumuza bakmayın. Arada da anca sıra gelmiş ikinci kez diyelim ama şöyle bir şey. Şöyle bir not almışım bir cümlenizi. Mağlup olan bu coğrafyanın galibiyet arayan insanıyım diye. Evet. Bu ara daha mı çok hissediyorsunuz acaba bunu? Kesinlikle. Diye biraz bundan bahsedelim mi? Sonra HSYK'yı konuşuruz. Ama bu çok önemli diye düşünüyorum. Yani aslında biz insanı merkez alan bir medeniyetin varisleriyiz. Ve insanı merkez alan bu medeniyetimiz mekanik medeniyet karşısında maalesef mağlup oldu. Yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl aslında barışa son veren savaşların yüzyılıdır. Dünyada bir barış vardı. Hiç kimse açlıktan ve yalnızlıktan ölmüyordu. Öyle miydi? Evet. Hiç kimse açlıktan ve yalnızlıktan ölmüyordu. İnsan kendinin farkında idi. Ancak bizim aklı yitirmemizden itibaren yani aklı kenara koyup tekrarı esas alan ve de zamanı anlama noktasındaki zafiyetlerimiz bir mekanik galibiyeti ortaya çıkardı. Aslında o mekanik galibiyeti de ortaya çıkaran bizim kendi kendimizi yenmemizdir akılda. Aklın özgürlüğünü kaybettik. Aklın özgürlüğü kaybolunca aklın özgürlüğünü fark edenler akıl üzerinden yeni zamanı üretecek eşyayı ürettiler. O eşya üzerinden bir egemenlik anlayışı geliştirdiler. Peki biz bu coğrafya olarak neyi ıskaladık? Biz bu aklın özgürlüğünü ıskaladık. Her şeyi aslında ıskaladık. Özeti bu. Yani. Aklın özgürlüğü gittikten sonra geriye ne kalır ki? Aklın özgürlüğü gittikten sonra galibiyet bir başka merkeze kaydı. O merkez de insansız bir düzen kurdu. Eşyayı merkez alan bizim medeniyet anlayışımızda insan esastır. Her şey insana hizmetkardır. Mağlup olduğumuzda ortaya çıkan mekanik medeniyetse eşyayı merkeze aldı. İnsanın özgürlüğünü de eşyaya tutsak etti. Ki bugün bu anlamda yeni bir özgürlük tartışmasını yaşamıyor muyuz? Yani internet üzerinden tartıştığımız siber özgürlük kavramının arkasında aslında bu özgürlük anlayışının tartışılması değil midir? Siz kendinizi özgür hissedebiliyor musunuz? Ben özgürüm. Çünkü sahibimle hukukum da eğer varsam sahibiyle hukuku var olanın özgürlük alanı çok geniştir ve özgürlüğü hisseder. Çünkü benim özgürlük anlayışım eşyayla sınırlı değil. O nedenle biz mağlup bir coğrafyayız. Bakın dünya enerji kaynaklarının %65-70'inin bulunduğu bir coğrafya, kendi topraklarında var olan enerji kaynakları üzerinden Batı medeniyeti bir galibiyet üretmiş. Bize ne düşmüş? İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, demokrasi, zenginlik. Kuzey'de bu zenginliğin, bu kavramların müsebbibi olan zenginliğin kaynağı bu coğrafyada, bu coğrafyaya ne düşmüş? Diktatörlük, hukuksuzluk, adaletsizlik, eşitsizlik, zulüm, işkence ve demokrasinin olmadığı bir coğrafya. Bakın Sykes-Picot anlaşmasından itibaren 30'a yakın devlet çıkmış bizim coğrafyamızdan, bizim imparatorluk geleneğimizden. 30'a yakın ulus devletin çıktığı ülkelerin hangisine Batı enerji kaynaklarını kendisine transfer edip zenginlik üretirken, demokrasi üretirken, özgürlük üretirken hangisine demokrasiyi, hangisine özgürlüğü öğretmiş? Peki bütün bunlara eyvallah ders alıyor muyuz sizce? Evet, Türkiye bütün bu mağlubiyetlerden yeni bir tarih yorumu ürettiği için bugün
Türkiye bu sancıları yaşıyor. Şimdi mesela 17 Aralık sürecinden bu yana işte paralel devlet tartışmaları var. AK Parti'nin özellikle başbakanın söylediği. Bülent Arınç'ın açıklamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani başbakanı tehdit edecek noktaya getirilen bir güçten bahsediyoruz. Daha ötesini söyleyebilirim. Buyurun. Daha ötesi Türkiye'de bu darbe girişimi, bu darbe girişiminin stratejik hedefi Türkiye'yi Orta Doğu'da gördüğümüz Baas rejiminden öte bir muhaberat devletinin ötesine taşımaktı. Çok ilginç bu söylediğiniz. Çünkü mesela CHP lideri de muhaberat devleti yapıyorsunuz ama siz yapıyorsunuz diyor AK Parti'ye. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi aynaya baktığı zaman kendisini gördüğü için bu yakıştırmaları bulunuyor. Bu ülkede son 10 yılda insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokratikleşme normlarında Kopenhag kriterlerinin, Avrupa Birliği normlarının ötesine geçmiş bir Türkiye var. Ancak 17 Aralık darbe girişimiyle ortaya saçılan dinleme kayıtları ve bireylerin özgürlük alanı, bakın burada çok önemli bir ayrıntı var ıskaladığımız. Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. Ve insana günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir. Af dileme hakkı vermiştir. Af dileme hakkıyla beraber günah işleme özgürlüğü vermiştir. Herkesin günahı vardır yani. Evet, tabii ki. Ve de o günahın üzerinden insana bakmamıştır. Yargılama hakkı kendine aittir. Affedip etmeme kendine aittir. Ve Hazreti Peygamber günahları açan değil, örtücü olan bir rahmet geleneğinin mimarıdır. Ama siyaset böyle bir şey şimdi, değil mi? Şimdi bakın burada başka bir şey söylüyorum. 17 Aralık darbe girişiminin hiç felsefi boyutu konuşulmadı. Felsefi boyutu. Bu noktada Diyanet İşleri'ne çok ciddi anlamda görev düşüyor. Yani insanların günahları üzerinden siyaseti çıkmaza düşürmek ya da insanların günah işleme özgürlüğünü elinden alacak şekilde bireylerin hayatlarına müdahale etmek anlayışı, düşünme biçimi muhaberat devletinden öte bir anlayıştır. Bu söylediğiniz 17... çok önemli de bir öz eleştiri bir taraftan da. Ya bu, yani bu günahta vardır diyorsunuz yani. Elbette tabii yani Allah'ın eğer günah işleyip tövbe edecek kul yaratırdım diyor Cenab-ı Hak. Şimdi siz insanların günah işleme özgürlüğüne müdahil ediyor. Günahı özendirmek değil. Siz insanların eksiklikleri üzerinden bunu bir siyasi darbe girişimi aracı olarak kullanmaya kalktığınızda aslında Allah'ın hududuna müdahale ediyorsunuz. Allah insanlara, bakın Einstein Müslüman mı? Değil. Ama Einstein Allah'ın verdiği akıl üzerinden insanlık için bilgi üretiyor. Edison Müslüman mı? Hayır değil. Ama Allah'ın verdiği akıl üzerinden bilgi üretiyor. Yani felsefik konu tartışılması gerekir derken ortada bir günah var ve bu günahın ortaya çıkarılmasını yapmak. Evet. Bu bireyin günah işleme özgürlüğüne hayır sen günah işleyemezsin demek baskısıdır. Böyle bir rol kimsenin yok. Böyle bu Allah ile kul arasındaki bir ilişkiyi ya da iki insanın arasındaki birebir olan telefon görüşmelerini dinleyerek bunu bir darbe girişiminin aracı haline getirmek İslam hukukunun hiçbir yerinde yoktur. İnsani ve İslami noktada asla özgürlük anlayışıyla, hukuk anlayışıyla hiçbir karşılığı olmayan ve de hiç konuşmadığımız tarafıdır bu. Bunu tabii ki ben siyasetçiyim. Bu konuyu konuşması gereken felsefecilerdir. İslam hukukçularıdır. Ama maalesef bu ülkede hepsi susuyor. Susmuyorlar aslında. Hepsi susuyor. Herkes taraf. Kendi tarafları var. Hepsi susuyor. Ama bu boyutuyla kimse konuşmuyor. Bu noktada Diyanet'in daha yüksek sesle konuşması gerekiyor. Ne demesi lazım Diyanet'in çıkıp mesela? Ben onların ne diyeceğine karışmam. Ama söylediğim şey şu. İnsanların özgürlük alanını bir siyasi darbe girişimine dönüştürmenin doğruluğunu ve yanlışlığını tartıştırmalı. Toplum bunu bu boyutuyla da bütün süreci biz siyaset üzerinden okuyoruz. Halbuki olayın özgürlük kavramı
insanların Allah ile olan ilişkilerindeki özgürlük alanları, insanların Allah ile olan hukuku üzerinden hiç kimse bunları konuşmuyor. Şimdi demin özgürlükten bahsediyorduk. Tabii büyükçe bir kesim de özellikle internet yasasıyla birlikte özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünüyor. HSYK yasasıyla özgürlüklerinin kısıtlandığını, MIT biraz kenara alındı. Seçim sonrası belki konuşuruz. Yine bir röportajımızdan sizinle hatırlıyorum. Siz 12 Eylül döneminde dünyayı, hatta Türkiye'yi ve dünyayı değiştireceğinize inanan gençlerden biriydiniz. Evet. Değil mi? Ve bayağı da bu canı gönülden bunun için mücadele ettiniz. Mesela bugünkü özgürlük alanım kısıtlanıyor ya da Gezi'de gerçekten de benim özgürlüğüm kısıtlanıyor diye yürüyen genci anlayabiliyor musunuz? Merak ben anlıyorum. Bir kere yeni bilgi toplumunun ürettiği bir sosyalleşme sürecini yaşıyoruz. Her zamanın ruhu kendi eşyası üzerinden kendi sosyalleşmesini üretir. Hı hı. Ve bu beraberinde kendi toplumsal yapısını üretir. Dün 30 yıl evvel biz şöyle bir cihazla dolaşmak zorunda değildik. Cep telefonu. Ama bugün bu cihaz üzerinden bir toplumsal algı inşa ediyoruz. Dün hiç kimse kendi başına bir gazeteci değildi. Bir köşe yazarı değildi. Bir yorumcu değildi. Aslında insanların bu cevherleri vardı. Ama bu var olan cevherlerini sunabilecekleri eşya yoktu. Evet. Yeni zaman araç bir. Yani iletişim teknolojileri, bilgi teknolojileri insanların içindeki cevherlerin dışa vurumuna sebep oldu. Bu dışa vurum üzerinden yeni bir toplumsal yapı ortaya çıkıyor. Hı hı. O nedenle özgürlük kavramı da sanayi toplumundaki özgürlük anlayışıyla bilgi toplumunun özgürlük anlayışı birbirinden çok öte noktalarda. Buradan yola çıkarak Gezi'deki eylemleri anlıyor musunuz? Elbette Gezi'deki 1990 kuşağının, hı hı, bilgi teknolojileri üzerinden hayata bakışını tabii ki anlıyoruz. Siyaset niçin yapılır? Toplumdaki dalgayı mümkün değil diye düşünüyorum. Elbette ki anlamamak mümkün değil. Ama bu anlamda özgürlük kavramını yeni baştan konuşmalıyız. Hı hı. Özgürlük kavramı sanal klavye kahramanlığı mıdır? Ya da özgürlük Balçiçek Pamir'in kişilik haklarına müdahale etme hakkını bana verir mi? Ya da benim kendimi savunma hakkımı ortadan kaldırır mı? Nerede başlar, nerede biter tartışması zaten aslında, asırlardır yapılan bu, bir tartışma. Dolayısıyla aslında süreç normal işliyor. Neden? Bilgi toplumunun özgürlük alanıyla yeni yüzleşiyoruz. Hı hı. O nedenle sanayi toplumundan bilgi toplumuna evrilmiş bir siyasallaşma sürecindeyiz. Ben bu tartışmaların hepsini çok olağan karşılıyorum. Daha da tam emin değiliz galiba o özgürlük alanımızın bilgi toplumundaki özgürlüğün ne olacağına tabii dair. Hiçbirimiz çok emin değiliz. Aslında işte siyaset üzerinden ve kişilik hakları üzerinden yaşadığımız bu tartışmalar bize bilgi toplumunun ve iletişim teknolojilerinin açtığı alandaki özgürlük kavramını, hukukunu konuşturuyor bize. İşte burada da Türkiye'nin hukuk felsefecileri nerede? Nerede hukuk felsefecileri? Bir cümlenizi daha hatırlatacağım çünkü az vaktim var, biraz toparlamam lazım. Nerede illegalite kültürü varsa orada kontrol vardır ve o kontrol asla sizde değildir. Aynen öyle. Çok da eski bir röportaj. Evet, aynen öyle. Ve bugün de yaşanan sizin hani AK Parti'nin de iddiasına göre zaten bu. Elbette tabii. Değil mi? Şimdi şunu sormak istiyorum, öyle ona cevap verirseniz öyle bitirelim. 17 Aralık sürecinde yaşananlar ortaya.